Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir projeyle karşınızdayım. Sadece tek bir parça örerek ve katlayarak, bakın bu cepli ve çıt çıtlı güzel cüzdanı öreceğiz. Çok kibar oldu. Hatta örerken nasıl olur diye benim de düşündüğüm bir projeydi ama bitince bayıldım ve hemen videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi malzemelerimizi sıralayalım ve hemen örümüne başlayalım. Öncelikle iplik olarak kalın dokulu sentetik makrame ip kullanıyorum ki ince dokulu da kullanabilirsiniz. Videoda santim santim de ölçüleri veriyor olacağım için ona göre sayılarınızı ayarlamanız gerekir. Sadece bu pamuklu makrame de olabilir. Onun dışında 4,5 milimlik tığımız, dikilebilir çıt çıtımız. İnternetten alıyorum. Yani özel olarak aldığım bir yer yok. Genelde internetin alışveriş sitelerinde buluyorum. Ve biraz büyük dokulu bir yün iğnesi gerekmekte. Dediğim gibi sadece bir parçadan katlayarak oluşturduğumuz bu güzel cüzdanımızın örümüne başlayalım. Şimdi alt kısım da zincirli olarak başlayacağız. Aslında bir şablon hazırladım size. Şimdi 46 zincir çekeceğiz ve üzerinde 45 sık iğne çalışacağız ki bu örneğimizin tamamı, yani cüzdanımızın tamamında sık iğne kullanıyoruz. Sonra bir blok ayırıp yukarıya doğru örmeye devam edeceğiz. Önce bir tane şöyle döndürdüm. Çünkü sentetik makramenin biraz akışkan bir özelliği vardır. Kitlemek gerekir. Bir kitleme işi yaptıktan sonra 46 tane çok sıkı olmayan zincir yapacağız. Çok gevşek de değil ama hani böyle elimiz çok sıkı ise, özellikle bunu baştan belirtiyorum, 5 milimlik tığ da kullanabilirsiniz. Şöyle orta gevşeklikte 46 tane zincir çekip geliyorum. 46 zincir. 46 tane zincirimizi yaptık. Şimdi kenarımızın düzgün durması için sık iğnelerimizi zincirimizin ön yüzünden değil, şöyle arka tarafına doğru çevirdiğimde gördüğüm diş diş yapının üzerinde çalışacağım. Ve 46 zincir vardı. Döndüm. Bir öncekine, yani 45. zincirimin arka tarafındaki ilmeği yakalayarak sık iğne yapıyorum. Burada saç örgüsü formu korunurken arka tarafındaki tek ilmek üzerinde çalışıyorum. Bu şekilde birer birer sık iğne yapacağım. 46 zincirimiz vardı. Üzerine 45 tane sık iğne yapacağız. Şöyle. 45 sık iğne olacak. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, sıramızın sonuna geliyoruz. Son 3 tane daha sık iğnemiz var ve 45. sık iğnemizi de oluşturduk. Bir zincir yapıp dönüyorum. Ve hemen ilk sık iğnenin tepesinden şuradaki iki ilmeği beraber yakalayarak yine sık iğne yapacağım. Dediğim gibi bütün cüzdanım bu şekilde ördüğümüz sık iğnelerden oluşmakta. Bu doku size kalın gelirse daha ince iplerle örebilirsiniz. Hatta kağıt iple bile örebilirsiniz. Sadece o noktada başlayacağınız zincirin 3'ün katları kadar olması lazım. Çünkü biz bunu kıvırarak 3 parçaya ayıracağız.
Dolayısıyla şimdi ben 45 tane sık iğne yaptım. Atıyorum 60 tane sık iğne yapabilirsiniz gibi. 3'e bölünebilir bir sayıda olması lazım. Başlangıç sık iğnenizin. Sıranın sonuna kadar yine birlikte gelelim ve bir üst sıraya geçişi bir kez daha görelim. Ondan sonrasında zaten 11 sıra öreceğiz. Sonra da ipliğimizi hiç koparmadan, dediğim gibi tek parçadan oluşan bir cüzdan bu. İpliğimizi hiç koparmadan farklı bir şekilde devam edeceğiz. Şöyle geliyorum. Son kısma kadar. Sayarak da ilerleyebilirsiniz. Ama zaten kalın ip de kendini çok gösterir. Son sık iğnenin tepesine de battım. Ve bir zincir yaparak döndüm. Şimdi şu alttaki bloğu oluşturabilmem için 11 sıra. Yani şu anda ne yaptık? Nasıl sayacağız? Şimdi gittik geldik. 1, 2, 3. sıraya gidiyorum. Gitgellerle beraber toplam 11 sıra olduğunda yukarıya doğru öreceğimiz bloğa başlayacağız. Ama ben o aşamaya kadar yine örüp geleyim sizlere. Şu an ördüğümüz kısım cüzdanımızın alt kısmını, yani şu cepli kısmı oluşturacak. Evet, cüzdanımızın alt kısmını bitirdik. Şimdi genişliğimiz 35 santim. Yüksekliğimiz ise şöyle göstereyim. 7,5, yani 8'e yakın santimetre boyunda. Şimdi de İpimizi hiç koparmadık. Devam edeceğiz. Sadece cüzdanımızı katlayarak form vereceğimiz için biraz önce gösterdiğim gibi şimdi de şu üst kısmı yapıyor olacağız. Bunun için de bir zincir yapıp dönüyorum. 45 tane sık iğnemiz vardı. Bunun 1/3 birini, yani 15 tanesini yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şuraya başladık. Buradan gitgeller yaparak toplamda 25 sıra, alt kısım değil, üst kısım 25 sıra olacak şekilde öreceğiz. Şimdi buraya kadar geldik. Bir zincir yaparak dönüyorum. Artık sadece buradaki 15 tane sık iğne üzerinde çalışıyorum. Bu kadar kolay bir parçadan nasıl öyle bir çanta çıkacak diye düşünüyor insan. Ben de internette gördüğümde, yani yaptım bir tane ve diktiğimde sonuca bayıldım. Bazen basit düşünmek gerekiyor gerçekten sanırım. Ve bunu istediğimiz, her iki tarafı da aynı örnek olan tabii ki, istediğimiz bir tığ işi örnekle de örüp zenginleştirebiliriz. Evet, şu şekilde yukarıya doğru bu kısımdan başlayarak toplam 25 sıra örelim. İpimizi koparmıyoruz bu arada. Bir başlayacağız. Dikiş dahil bitirip ondan sonra ipliğimizi koparacağız. Şimdi örüp geliyorum. Evet, cüzdanımızın üst kısmını da ördük. Buranın da yaklaşık ölçülerini size vereyim. Genişliğimiz 11,5 santim. Tepe kısımdan aşağıya kadar olan kısımsa 24 santim. Şöyle bir L görüntüsü oluştu. Şimdi çıt çıtlarımızı
tam dikişimizi bitirmeden yapacağız. O yüzden yerlerini belirlememiz lazım. Bu arada şöyle düşünelim. Bu noktaya kadar geldik. Ben aslında şurayı göstereyim size. Videoda bir aksilik oldu. O yüzden kesmiştim bu kısmı. Şimdi buraya kadar örerek geldik. Dikişte uzun bir ipe ihtiyacımız var. Çünkü her tarafını dikerek bitireceğiz. Kestim. 1 metreden fazladır. İpliğimi şu içeriden geçirerek kitleme işlemimizi yaptık. Sentetik makrame sökülür kolayca. O yüzden de uç kısmını da şöyle çakmakla uçları açılmasın diye sabitledim. Şimdi bu çıt çıtlarımız bizim dikilebilir. Şöyle kulakları var. O boşluklardan dikilebilir halde. Ama önce onların yerlerini belirleyeceğiz. Bunun için de dikiş iğnesi ve dikiş ipliğine ihtiyacım olacak. Şimdi bizim cüzdanımızın formunu nasıl oluşturacağız? Önce bu kısımdan içeriye doğru katlıyorum. Zaten 3 parçayı ayırmıştık. Sonra bunu geriye doğru katlıyorum. Bu benim alt kısımdaki cepli olan kısmım olacak. Sonra da yukarıyı katlayıp şu arada bir boşluk bırakıyorum ki bunun üzerine kapak olarak geldiğinde arada dönmek için bir payımız olsun. Şurada da göstereyim size, bakın şu aradaki boşluk. Ama önce alt kısımdaki çıt çıtın yerini bir belirleyelim. Şöyle katladık. Bu çıt çıtımız da yaklaşık şuraya gelecek. Bu noktayı açıp, daha dikiş halinde değil, buraya kulakların içinden dışarıya doğru sabitleyerek dikeceğim. Bir parçası daha var. Onu da tam karşısına gelen noktaya dikeceğim. Cüzdan formunu verdikten sonra bunu dikmek biraz zordur. Ama bunları bir de dikilmeyip kulaklığa sıkışanları var. Onu bu tip ürünlerde tavsiye etmiyorum. Diğer kulağa doğru bu arada arkadan gideceğim. Çünkü görünür arka tarafından o kulakların olduğu yerler, en güzeli bu dikişli olanlar. Şimdi 4 kulaklı da dikme işlemini yapıp geliyorum. Evet, çıt çıtımı diktim. Şimdi işaretleyicilerimle bu kısmı artık şöyle sabitleyebilirim. Düzgün bir hale getirdim. Şu kısımlardan sadece formu bozulmasın diye basitçe tutturuyorum. Şimdi yukarıda ise tam bunun karşısına gelecek nokta, şu aşağıdan da bir tane sabit diyelim ki çıt çıtın yerini belirlemekte zorlanmayalım. Evet. Şimdi bunu katlayacağız ve bunun üzerine gelecek. Şu arada da boşluk kalmasını istemiyorum ama alt tarafı kıvırmasını da istemiyorum. O yüzden şurayı bir çizgi gibi kabul edip ben bu aradaki açıklığı burası ile sağlıyor olacağım. Bunda da bir bakalım nereye kadar gelmiş. 1, 2, 3, 4 sıra bırakmışım. Burada da diktiğimde 1, 2, 3, 4 sıra, yani yaklaşık evet şuraya gelecek. Demek ki benim çıt çıtım da tam bunun karşısına kapaklanacağı için şöyle dümdüz geldiğinde bunun şurası gibi kalacak. Hemen elim buradayken açıp şimdi de bunu sabitliyorum. Evet, bu tarafında çıt çıtını diktikten sonra artık şöyle kontrolümüzü yapalım.
içe doğru da ne kadar alacağımızı da böylece tespit etmiş olduk. Direkt buradan da sayabiliriz. 1, 2, 3, 4 sıra. Şimdi iptiğimiz bu uçta. Dikmeye buradan başlayacağım. Dönüp gelip başladığım noktada bitireceğim. O yüzden uzun uzun aldım ipimizi. Önce tam karşısına gelen noktadan bir kere geçirip şurayı bir sabitleyelim. İpimiz uzun olunca bir yerlere dolaştı. Ve aynı noktadan tekrar geçiyorum. Ekle kopar yapmak istemedim çünkü bu ipliğimde düğüm kalın olur ve belli olur. İpliğimi aşağıya doğru geçireceğim. Bu noktada biraz içinden yürütüyorum. Çünkü burada dikilecek bir durum yok. O yüzden de böyle içinden geçirerek bir kere şu noktaya kadar getireceğim ipimizi. Kenardan belli olmasın diye. Ve de şuradan çıktık. Şimdi katladığımızda şu kat yeri ve bu üstteki kapak kısmı var. Bu üçünü aslında birleştiriyoruz. Dışarıdan dikerek gideceğiz. Ama olabildiğince temiz gitmeye çalışıyorum. Kendi rengiyle dikiyoruz zaten. Şuradan bir ilmek kalın kalın dikmiyoruz. Karşı taraftan da bir ilmek almaya çalışıyorum. Şu arkadakini alalım. Birbirini tutsun ama çok da kalınlık oluşturmasın diye. Bir tane buradan, bir tane karşı taraftan. Şöyle şöyle aşağıya doğru gidiyoruz. İşaretleyicimizi alalım. Şöyle. Bir adım buradan, bir adım buradan. Evet, bu mantıkla şimdi aşağıya kadar, köşeye kadar gelelim. Bu kenarı diktik, geldik alt kısma. En kalın yerlerden bir tanesi. Bu noktada da 1, 2, 3 tane iplik tutacağız. Bir tane buradan, bir tane ortadan, bir tane de arkadan. Bir buradan, bir ortadan, bir tane arkadan. Bu şekilde alt sınırımızı da belirliyoruz. Alt tarafımızı da kapatıyoruz aslında cüzdanımızın. Sonra da diğer yana geçeceğiz. Diğer yandaki mesele bunun tam tersi aslında. Burayı dikip aynı şekilde buradan da bir tane buradan kat yerinden bir tane de karşıdan olacak şekilde dikip şu kısma kadar geliyorum. Evet, cepli kısmı tamamladık. Şimdi yola devam ediyoruz. Burada geçmiştik sırada çünkü herhangi bir dikilecek yer yoktu. Aynı şeyi bu taraf içinde yapıyoruz. Ara boşlukta yani ipliğimizi koparmıyoruz. Sadece içinde yüzdürüyoruz. Gidişlerimiz çok belli olmayacak şekilde. Ve buradaki bağlantı noktasına ulaşıyoruz. Şimdi bu bağlantı noktasından itibaren
dikmeye başlayacağız. Üstten de ipimizi yüzdüreceğiz ve aşağıya doğru ineceğiz. Şimdi ilk düğümü bir düğümlendi. Onu bir açıp geliyorum. Evet, geldim. Şu noktadayız. Bu sefer de sadece iki kenarım var. Bu iki kenarı birbiriyle buluşturacağız. Yine üstünden dikiyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek buradan. Artık şöyle devam edelim. Her rengi örülebilir, mantık anlaşıldı, büyütülebilir, kılaç çanta yapılabilir. Ben de deneyeceğim hatta. Ölçüleri tabi tam sabitleyemem şu anda, yani tahmini olarak veremem, örmem lazım. Ama güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Astara da gerek yok çünkü zaten kalın dokulu ve sık iğne olduğu için açık bir yeri de yok. Evet, bu şekilde bakın üst kısma kadar geldim. Ama üst kısımda bir açıklığım yok. İpimi de koparıp eklemek istemediğim için şuradaki V'lerin arasından, şöyle iç kısmından ipimi sürükleyeceğim. Diğer tarafa kadar. İpimiz yetecek. Birazcık ucundan alayım ki dolaşmasın. Şöyle şu kıvrımda V'lerin içinden sürüklüyorum. Evet. Bakın diğer tarafa kadar İpimizi aldık. Sonrasında son açıklığım kaldı. İlk başladığım noktada. Aslında burada. Bu şekilde bitireceğim cüzdanımı. Ne kadar ip kullandığımı da yine bir tartayım. Çok fazla değil ama. Bir yumaktan iki tane çıkardım şu anda. İnternetten almıştım bu sentetik makrameleri. Kiloluktu. O yüzden tartmam gerekir. Yani yumak yumak değildi. Ve başladığımız noktaya geldiğimizde şöyle ipimizi içeriye doğru alıyorum. Biraz içeriye doğru sürükledikten sonra yine çakmak yardımıyla ucunu yakıp yapıştıracağız. Şöyle bu erir. Bu şekilde de yapıştırdık. Ve de çıt çıtı taktığımızda cüzdanımız hazır. Evet, tartımı getirdim. Ne kadar ip gitmiş? 103 gram ip gitmiş. Tabii bu kalın dokulu bir makrame. Ve etiketi soracak olursanız bu arada. Bunlar hazır böyle dikilebilir etiketler. Bu kadar küçüğüm kalmamıştı. Bir tanesine diktim, diğerine dikemedim ama hiç fark etmez. Buraya güzel bir süsleme de yapabilirsiniz. Hazır objeler var, onlardan da dikebilirsiniz. Sade de kalabilir. İçi bu şekilde cepli. 1, 2, 3 cepli. Ve katlanır. Avucun içine de rahatlıkla sığan bir cüzdan oldu. Çok güzel. Ben bayıldım. Yani hiç böyle bir sonuç çıkacağını beklemiyordum. Bu kadar basit bir parçayla. Evet, bu şekilde bugünkü videomuzun da sonuna geldik.
Diliyorum beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız. Eminim bunu büyütüp çok daha güzel varyasyonlarını da oluşturacaksınızdır. Ben de vaktim oldukça bunu büyütüp bir kılaç haline getirmek istiyorum. Instagram'da yine atölye hobim. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Burada da yapacağınız yorum ve beğeniler benim için çok kıymetli. Bu yorum ve beğeni yapıp kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Süper teşekkür ve katıl butonlarını da aktif hale getirdim. Yine bana destek olmak isterseniz onları da tıklarsanız sevinirim. Bu şekilde bugünkü projemizi de keyifle tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.